keyfine bir bakar mısınız? Dedesi merhaba. Merhaba canım. Çok güzel. Denize girmiyorsun. Ben Asil'le gireceğim denize. Ne haber? Öyle mi başlıyorsun? Nasıl gidiyor bu uyutulmuş? Senden sonra tabii biraz azalma oldu. Ayı biliyorsun ama vallahi konuşmayacağım. Konuşacağım. Torunların aran nasıl? Biri bir gözüm, diğeri öbür gözüm. Ünlü, gönüllüler. Bir tane Linden. Sen vereyim misin Toy? Bak anne yok. Arkadaşlar hepinize Göcek'ten günaydın. Yaklaşık 8 saat süren yolculuğumuzdan sonra buradayız. Gece yola çıkmıştık. Anca sabahın bu erken saatlerinde burada olabildik. Çünkü tabii ki ben çocuklar yatmadan iki çocukla böyle bir yolculuğu tercih etmedim. Zaten daha önce de söylediğim gibi araba yolculuğumuz felaket geçmişti. Yani bir felaketi de dün gece yaşamak istemedim açıkçası. Arda kendi istediğini bana yaptırmanın aşırı mutluluğuyla aşağıda uyuyor. Çok keyifli yerinde. Çünkü yaklaşık bir iki yazdır bunun tartışması vardı aramızda. O zaman stabil bir yerde kalacaksak neden teknedeyiz diyordu. Ben de diyordum ki o zaman iki çocuğa da, yani o zaman Asil 10 günlüktü gerçi geçen sene ama Hamza vardı. O zaman sen tutacaksın çocukları. Çünkü ben tutamıyorum diyordum. Hareket halindeyken çok çok zor oluyor. Neyse en sonunda tabii ki kendi dediğini yaptırdı ve biz dediğim gibi bir 8 saat falan yolculuktan sonra şimdi Göcek'teyiz. Ama şöyle bir avantajım oldu benim burada. Annemler zaten buradalardı. Normal şartlarda bugün döneceklerdi ama ben tabii ki anneme rica ettim. Dedim ki anneciğim biz geliyoruz. Torunlarını getiriyorum sana, ne olursun dedim. İki gün daha uzatır mısın tatilini? Sağ olsunlar. Şimdi onlar da bize katıldılar. O yüzden eminim bu vlog da eğlenceli bir vlog olacak. Burası benim için özel bir yer Göcek. Çünkü benim çocukluğum burada geçti. Çok çok yani her yerini ezbere bilirim. Bütün koylarını bilirim. Bütün işte marinadaki bütün marketleri ezen her şeyi bilirim. İki sene önce geldiğim zaman ya da üç sene önce geldiğim zaman fark etmiştim ki hiçbir şey değişmemiş Göcek'te. Hala böyle o aşırı şeker tatlı şeyini koruyor. Ben böyle bir de küçük yerleri seviyorum. Gezdiğim zaman böyle salaş yerleri seviyorum. Değişmeyen yerleri seviyorum. Böyle senelerdir aynı kalan yerler benim çok ilgimi çekiyor ve vakit geçirmekten daha keyif alıyorum. Güzel geçeceğini zannediyorum. Şimdi annem, babam, ben, Arda ve çocuklarız teknede. Bir de Loni var tabii ki. Eğlenceli anlar yakalayacağım inşallah sizlere. Birazcık etrafı göstereyim size. Buraya yeni bir koya geldik şimdi. Bu arada çocuklar için deniz çok daha sıcak, hava da daha sıcak. Marmaris biraz rüzgarlıydı, burası öyle değil. Sanırım çocuklar burada onlara inebilecek ve böyle rahat edebilecekleri bir sahilde bulursam süper geçecektir. İşte bu yine kudurmakla meşgul. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen gene? Kremini sürmen lazım biliyor musun? Haşlanırsın bu güneşte. Asil. Gel bakayım, gel buraya. Gel seni biraz mıncıklayayım. Gel, gel annem gel. Anneciğim hoş geldiniz. Yemek yemeyeceğim. Yemek yemeyeceğim. Sen yemeyeceğim, ben yiyeceğim. Hamzacığım sen zaten yemek yedin, biz yiyeceğiz şimdi, kahvaltı edeceğiz. Pıf! Evet, bir koku geldi demin bana da. Hadi bakalım kahvaltı edelim, ondan sonra denize gireriz, tamam? Dün geceki yolculuğumuzda Asil birazcık kustu. O sallantı onlara beşik gibi gelir diye düşünmüştüm ama hiç öyle gelmedi. Asil iki kere çıkardı. Hamza ama çok keyifliydi, o uyudu, onda sıkıntı yoktu. Çok şükür sağ salim vardık. Arkadaşlar şimdi annemi bütün tatil çocuklara ekstra yemek yedirirken göreceksiniz. Dün Asil'in işte yoldayken kustuğunu duydu ya, şimdi zannediyor ki Asil böyle bir kilo falan verdi. Şu anda onun stresiyle beraber içeriye gitti. Geldiğinde sizi full çekeceğim. İnanamayacaksınız yani çocuk. Çocukları buraya kadar yediriyor. Kayınvalidem ve annemle bu konuyu tartışmaktan artık, yani artık gülüyorum zaten de. İkisinde de sürekli şöyle bir laf var. Anne işte Hamza yemek yiyecek, yesin yesin. Kayınvalidem de öyle. Yesin kızım, yesin hemen, çok yesin işte. Bu kadar yesin, şu kadar yesin falan. Anneciğim doydular diyorum mesela ikisine de. İkisi de aynıdır ama bir de bana karşı böyle bir işbirliği yapıyorlar. Ben daha yukarı çıktığım anda ikisinin de böyle elinde evdeyken. Şu anda kayınvalidem yok ama onun da yazdığım Akça'ya gideceğiz. Orada da size onu çekeceğim. Şu anda birleşemediler daha. İkisinde de aynı şey var yani. Sürekli çocukları yedirmek istiyorlar. Dediğim gibi annemi buradayken çekeceğim. Kayınvalidemi de Akçay'dayken çekeceğim. Komediyi izleyin. Anne Asil hiçbir şey yemiyor biliyor musun? Çok üzülüyorum. Hamza çok güzel yedi bu sabah. Gözümün önünde Asil bir lokma bile atmadı aslında. Dün gece de kustu zaten. Eyvahlar olsun. Kilo çok önemli. Ben şimdi iki gün diyet başlıyor. Acayip bir yemek kampına sokuyorum. Kayınvalidemle işbirliği yaptınız
tutmadın tabii telefonda. Tabii ki. Hamza'nın hiçbir şeyi yok maşallah ama. Maşallah yani kilo olarak ileride falan gidiyorlar zaten. Neden işte açıcı yani çocukların neden tamam geleceğini ama asil yemiyor. Bu şekilde karartayım. Asil yemiyor. Yemek yiyor muydum anne ben küçükken? Hayır. Diloş yiyordu sen hiç. Biraz asil sana benzemiş olabilir. Hamza Diloş'a. Anne peki çocuk anne hep yes mi sence mesela? 7-24 çocuk yemek yemeli mi yavrucuğum, sence? Yavrucuğum 2,5-3 yaşına kadar çocuklar ne kadar yerse fayda. Sonra zaten kim diyor bunu mesela? Yani. Uzmanlar böyle bir şey söylemiyor. Ben uzmanım. Ben yemek uzmanım. Nereden uzmansın anne? Artık bu videoların hepsine dahil edeceğim. Ona dün dedim ki birazcık sohbet edelim. Neler kaptan ne oluyor? Şimdi bir daha diyeceğim. Şu anda bu demin size bahsetmiş olduğum minik çarşıya geldik. Burası Marina'nın işte insanların ihtiyaçlarını giderdikleri Marina. Çok tatlı bir yer. İşte böyle bayılıyorum demin söylemiştim. Anne bak Yalçın Market kapanmış. Benim bütün çocukluğum arkadaşlar burada geçti. Şu anda üzüldüm birazcık çünkü burası Yalçın Market'ti. Hatta beni izlerlerse onlara da selam olsun. Vallahi bütün çocukluğum burada geçti. Bu iki yerde herkes oturur, muhabbet ederdi. Hala da öyle. Yani o sıcaklığından hiçbir şey kaybetmemiş. O samimiyetten hiçbir şey kaybetmemiş bir yer. Var baksanıza meyvelerin güzelliğine. Nasıl güzel. Hamza sana şimdi can yeleği alacağım tekneye. Gel bak Eray Kaptan nereye getirdi bizi. Hadi gel sana şimdi güzel güvenli bir şeyler alalım. Ne alacağız anneciğim biliyor musun sana? Can yeleği alacağız. Şu Asil'in keyfine bir bakar mısınız? Asil'in keyfine bakar mısınız? Hamza'yı da denize alıştırmaya çalışıyoruz şimdi. Şöyle ufak bir oyuncak aldık ona. Biz bir de böyle bir can yeleği aldık Hamza'ya. Hani düşerse Allah korusun yüzme bilmediği için. Bir de bot aldım şimdi gayet memnun oynuyor. Biri uyuyor biri de oynuyor. Benim de keyfim yerinde. Anneanne var dede var. Dedesi merhaba. Merhaba canım. Arkadaşlar bunu göstermiştim çok pratik bir şey olduğunu bu illa tekne için değil ama taşıyabiliyorsunuz katlanabiliyor tatillere her yere götürebilirsiniz. Bir de ben yatak için şöyle bir formül bulmuştum onu da sizlere göstereceğim şimdi Hamza'nın odası için. Şöyle bir şey yaptırdım yatağa dolayısıyla çok çok rahat edebiliyor. Benim de hiç aklım kalmıyor herhangi bir şeyde. Burada çok çok rahat uyuyor. Burayı da kilitliyoruz böyle aslında şöyle bir kapısı var normal şartlarda ama kilitleyip yatırdığım zaman. Asile öyle birazcık demin gösterdiğim gibi yastıklarla böyle bariyer gibi bir şey yaptık ama Hamza'ya da bunu yapmıyoruz. Çünkü Asil yattığı yerde tamamen uyuyor, hareket etmiyor ama Hamza çok hareketli. O yüzden onun diğer yatakta kalması daha tehlikeli diye ona böyle bir şekil yaptık. Onu da göstermek istedim. Çünkü bazen böyle şeyler başka insanların aklına güzel çözümler getirebiliyor. O yüzden ben çocuklarla ilgili kendimce yaptığım bütün pratik çözümleri ürettiğim ya da üretmeye çalıştım. Ben paylaşacağım. Siz de eğer benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bazen biz anneler çaresiz kalabiliyoruz bazı şeylerde. Beraberce fikir alışverişi. Neden olmasın? Sen de bir can yeleği giydin. Hadi gelin burada oynayalım beraber. Eray Kaptan nerede? Eray Kaptan geliyor. Sen otur. Sen mi geldin? Gel bak gel. Kardeşin ne yapıyor? Gel ne geldin? What is this? Crocodile. Crocodile. Kimse. Bak Asile'ye de bir araba geldi. Bir bot geldi. Bak araba şekli. Bir balık. Bir balık geldi. Bir balık. Elini tut. Elini tut tamam. Bip bip. Bip bip. Bip bip bip. Güzel mi? Denize girmiyorsun. Neden girmiyorum? Ben Asil'le gireceğim denize. Birazdan denize düşeceğim bu çekim şartlarında. Ve kameram da bozulacak. Her şey sizler için. Arda kalksa da biraz benimle makara yaptı. YouTuber eşim oldu. Ben... Senin o suratını yerim, 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 yerim. Öyle mi başlıyorsun? Biraz sohbet edelim, izlenmelerim artsın. Ayrıca yandık sen de ya. Neden? Sonra milletlerimiz eşi YouTuber olduk, onu arıyorlar. Ya tatile gelmişiz, elinde kamera, buyur 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 buyur. Çekmem lazım, yetiştirmem lazım. Bir işe başladın mı, yarıda bırakmam. Nasıl gidiyor şimdi bu YouTuber işte, iyi mi? İyi gidiyor, iyi izlenmeler. Senden sonra tabii biraz azalma oldu. Ama bak, babam! Akarete geldi. Gel gel gel. Şurada bakın, şurada. Bak, şurada. Ama o tehlikeli. Böyle sizin oralarda var mı? Sırabilir. Oralarda neler vardır? Kesin daha büyük Filipinler'de. Filipinler'de neler vardır ya? Neden? Vallahi.
Yok artık, deve gibi. The toys are there. I have seen the riding on the back and they are really big, huge. Sen de diyorsun ki bizim karayiptaları sırıyor. Ama tehlikeli diyorlar. Ya ne olur tehlikesinden anlayın sizde. Amcacığım ne yapıyorsun babacığım? Ver anne, verir misin biraz? Bırak çocuğu anneannesine, ne yap ya. Kameraya çekeceğim diye çocuklar. Çok ayıp ediyorsunuz, onu da söyleyeyim. Yakışıklı oğlum benim. Oley, söyledi mi? Evet. Aa, süper gidiyor tuvalet eğitimimiz. Hamza söyledi şu anda. Hadi git babacığım. Kim bu? Bu sensin. Bu abi. Burada anne. Aa, kim onlar? Bak Hamza burada. Ben yokum ki orada. Burada var. Aa, bakayım hangi resim yaptın? Aa, bu resim çok güzel. Bu resme bayılıyorum. Aa, değiştirmişsin. Annesinin kuzusu, canısı da balısı. Evet, muhteşem bir tavla maçı. Derbi gibi derbi var. Ama yenme bu sefer. Çok ciddiler. Hayır, yenme, yaramazlık yapıyorsun. Hayır, tavlayı elleyemezsin. Ayı biliyorsun ama vallahi konuşmayacağım. Konuşacağım. Baba, Umut Fakir'in ekmeği. Aynen öyle. Olur, o da olur, o da olur. Baba, ne yapıyorsun? Baba tavla oynuyor oğlum. Al baba. Kıkır yaptım. Aferin, çok güzel ama keşke altına yapmasaydın. Bak, ben tuvalete şey yapsaydın. Sana. Bir daha sakın kiloduna kakanı yapma anneanneciğim. Tamam. Söz mü? Söz. Çak. Aferin benim oğluma, aferin sana. Söz. Söz. Eğer tuvalete yap... Evet, sürpriz dondurma vereceğim ben sana. Tamam mı anneanne? Evet, sen de, evet. Sen de ki anneciğim, çişim geldi. Bak, bu bilmiyor, bu bilmiyor. Öp bakalım sen beni. Ödük ne? Kendi gözlüklerini çeksene. Çekeyim, hadi bakalım. Teknede böyle oturuyorum de. Arkadaşlar, teknede böyle oturuyorum. Bu gözlüklere kocam laf ediyormuş. Ne varsa bu gözlüklerde. Strawberry. Hangisi? Bu da kendi markamızın bu arada. Armadio Design. Her şeyim benim. Dünyamın en tatlı çocuğu dünyamın. Ben bu işi bırakayım mı ya? Bu mesleği bırakayım mı ben? Ne mesleği oldu? Ne mesleği? YouTuber. Senin mesleğin mi artık? Ne bir gelelim. Tabii ki. Bırakayım mı bu mesleği? Yok karıcığım, keyif alıyorsan yapabilirsin. Ama fotoğraf makinesinden rahatsız oluyorsun kameradan. Ne yapayım karıcığım? Takma mı atayım, göbek mi atayım? Yıllardır çekiyoruz. Yıllardır mı? Ben yeni başladım. Kameradan çekiyoruz yani. Ha. Kameralar. İstemiyorsan bırakabilirim YouTuber'ı. Ben karıcığım böyle şeylere karışmam, bilmiyor musun beni ya? Halkın önünde beni, Türk toplumunun önünde. Dondurma yemeye giderken götürelim mi Göcek'te? İşte bunlara gerek yok. Şimdi rahat rahat yürüyüş yapalım. Ne çekiyorsun şu anda? Bölüm mü çekiyorsun? Bak şimdi, bölüm çekiyorum. Geçen gün bak ne gördük biliyor musun? Bana sallıyorlar gece. Geçen gün kapıda kaldım ya. Normalde ben çok iyi aile babası profili oynuyormuş. Yo işte normalde... Gerçekten kaldın ama ya. Hayır, 5 tane çalışanım varmış. Kardeşim evde bir tane çalışan var. Luni bizim Hamza ile Aslı'nın, evet, bakıcısı. O da izinliydi. Aynen. Sen tek başınaydın. Ben de maçtan gelmişim yorgunum. Evet. Anahtarı unutmuşum. Zile basınca çocuklar korkuyor diye. Ben de zile basmadım. Sen uyanırsın. Sana, seni arıyorum. Uyanınca... Aynen, bayağı da aramışsın. Aradım mı? Sonra Allah'tan annende anahtar varmış. Yok ben neymiş, iyi aile babasını oynuyormuşum. Yok. Vallahi da o akşam gerçekten söyleyeyim şimdi. Kaç kere beni aramışsın? 20 kere falan aramışsın. Aradım, ben de normalde telefonumu hiç sessize almam hani öyle günlerde ama o gün sessize almışım. Herhalde yanlışlıkla uyku arası almışım. Üzüldüm yani, bir kalktım böyle bayağı aramış. Şey diyorlar, sizin elindeki bilgisayarlar ne kilit? Bizim evdeki normal anahtarla 2-3 tane kapı var. Ayrı ayrı anahtarları var yani. Bizim evimiz normal, zile basıyorsunuz, giriyorsunuz. Bir tane çalışanımız var sevgili Loni. Bak şuradan gülüyor şu anda. Gösterelim bak, el sağlar mısın Loni? Ya bunun neresi rol olabilir ya? Böyle gerçekten mi? Bu kaçıncı mesela bölüm? Bu işte 7. bölüm falan olacak. Marmaris gireceğiz. Yani bayağı baya. Kaç bölüm? Kaç bölüm? 49 bölüm mü? Ne anlaşması öyle bir şey olmuyor. İstediğim kadar çekebiliyorum. Öyle anlaşılıyor yani. 49 bölüm. Allah sana inşallah arka sokaklar. Hocacığım ama sen konuşmadıkça izlenmelerim artmıyor. Biraz sohbet edelim. İşte buralarda benim kıymetimi anlayacaksın. Ama seni de her videoya sokmak istemiyorum. Ben kendi halimde bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Sen mesela... eğlenmek istiyorsun biraz, anlıyorum. Ama eğleniyorum. Ama sen bak, var ya. Bak eğleniyorum. Ben şimdi gülüyorum mesela. Mi? Her şeyi kaçırıyorsun. Acemi YouTuber'sın bence. Niye? Niye kaçırıyorum? Evet. Senin yüzünden işte. Tam bir şey çekiyorum mesela. Arda izin vermiyor. Hadi dondurma yemeğe gidelim. Hadi yedin elma yine, biliyor musun? Bay bay. Aynen. Bu 5 dakika bana. Ben de bir dondurma. 100.000 izlenme. Arkadaşlar, herkese günaydın. Göceğim ikinci günü. Daha önce söylediğim gibi annem ve babama dün kavuştum. Çünkü onlar sağ olsunlar biz geliyoruz diye tatillerini bir tık daha uzattılar. Ondan sonra burada böyle torunlarıyla onları buluşturdum. Kendimiz böyle birazcık hasret giderdik. Şimdi biliyorsunuz ben yakaladığımı bırakmam. Birkaç tane soru babama da sorayım dedim. Sonuçta 68 yaşında çok büyük hayat tecrübelerine sahip olan bir babam var. Annem şu anda yandarda bir yerde bir koyda kahveye gitmiş. Burada da birilerini bulmuş yani.
yani nasıl olduysa. O yüzden babamı tek yakaladım ama birazdan gelir. Şimdi baba ne haber? Öncelikle. İyi canım benim. Herkese selam. Nasıl geçiyor tatilin? Çok teşekkür ederiz efendim nazik davetiniz için. Ne demek? Torunları bize böyle doya doya gösteriyorsunuz. Çok mutlu oluyor. Torunların aran nasıl? Çok iyi. İkisi de benim göz bebeği. Biri bir gözüm, diğeri öbür gözüm. Kıskanıyorlar mı birbirlerini? Seninle olan çünkü mesela bazen Ronnie ile falan bir kıskançlıklar olabiliyor. Yapıyorlar mı sana da? Birini alınca çok biri... Çok fazla değil ama yani yapıyorlar tabii yani biraz. Benimle aran nasıl? Seninle ortak aran. Damadınla aran nasıl? Çok iyi. Damadınla aran çok iyi. Evet, Allah'ımdan razı olsun. Benim kızımı mutlu ediyor. Torunlarıma iyi davranıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Benimle neden aran kötü? Seninle ben biz hiç iyi olmadık ki. Sürekli düşüşüyoruz çocukluğundan beri. Şaka bir yana. Şimdi nasıl bir çocuktum ben? Ben çok tatlı bir çocuktum. Özellikle hamza yaşlarında böyle yani inanılmaz şeker bir şey. Her zaman böyle kucak. Sonra o şekerlikten eser kalmadı herhalde. Yani okula başladıktan sonra bizden kopuyor yani çocuklar. Genellikle ailelerinden kopuyoruz okula başladıklarında. Ama biz hep çok bağlı bir aileydik birbirimize. Ben çok kopmadım aslında yurt dışında olmama rağmen. Yurt dışı nasıl ya? 15 sene yurt dışında kalıp. Evet ama yani şey olarak, bağ olarak diyorum. Bağ olarak bizim her zaman güçlü aile bağlarımız var. Hiçbir zaman bir problem olmadı ki bizim seninle aramızda. Öyle evet, yani major problemimiz. Biz babamla olmadı. Çok arkadaş gibiyiz. Yani tabii ki o baba, kız, hani kız çocuğu, o şeylerimiz bazen böyle her şey babayla konuşulamayabiliyor. İşte annemle de ben birazcık öyleyim ama babamla olabildiğimce yakındım. Yani şimdi şaka yapıyoruz böyle limoni falan. En iyi de arası bennedir. Hatta Dilan'la daha çok böyle didişirler. Evet. Çünkü Dilan çok daha, onu da göreceksiniz zamanla. O kendisi şu andır yaklaşık bir buçuk aydır falan Bali'de. Daha dönmedi ama onu döndüğümüzde onunla da tanıştıracağım sizleri. Biz çok farklı karakterleriz ama çok iyi anlaşırız. Ama babamla Dilan birazcık daha böyle zıtlaşırlar arada. Peki şunu soracağım baba. Annemle aran nasıl? Orta şeker. Çoğu benim... zaman iyi ama didişiyorum. Ben annenin lafını dinlemezsem cezaya bırakıyorum. Neden sordum? Çünkü şimdi biz Arda'yla izledin değil mi bölümümüzü? İzledin mi baba? Evet. Yalan söyleme. Hayır izledim. Soru cevap yapmıştık ya. Orada işte evlilikle ilgili falan o konuya girdik. Şimdi sen 40 yıldır annemle evlisin. Bu kadar uzun seneler evli kalmanın en büyük sırrı ne sence? Zorlandım şimdi. Ya bir sürü yok bu. Sevgi yani aşırı tabii bağlılık. Tabii ki önce sevgi. Aşırı bağlılık. Aileye bağlılık. Çocuklar. Yani bir de biz birbirimizi tamamlayan tipleriz yani annemle. Hani o farklı, ben farklıyım. Çok şeker. Hala böyle markete falan giderken yani, ben görüyorum el ele tutuşuyorsunuz. Evet. 40 sene evet, sonra yani. Tam anlamıyla böyle bir hayat arkadaşı denilen tabii, şey o oluyor tabii, değil mi? Tabii kesinlikle. Mesela anneme arada bir sinir oluyor musun? Arda'ya ona sormuşum. Bana sinir oluyor musun diye. Çünkü arada oluyor değil mi? Olmaz mı? Böyle bazen birbirinizi yiyorsunuz. Tabii yiyoruz. Bu da sağlıklı bir şey olarak görüyorum ben ama yanlış mı düşünüyorum yani, acaba? Ben durumu kabullendim öyle söyleyeyim. Ben 1-0 mağlubum. Hep maçlar onun galibiyetiyle biteceği için. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Koltuğun renk beğen diyor. Ben bunu beğeniyorum. Bu ne böyle kakamira gibi? Ne? Annem de benim birazcık böyle baskın bir karakterdi. Biz dediğim gibi şimdi beraber Göcek'teyiz. Babam bu öğlen hepimize makarna yapacak. Babam mutfakta çok iyidir. Onu da sizle paylaşacağım bu öğlen. Kardeşimle hatta hep böyle kapışırlar. İkisinin de eli muazzam lezzetli. Yani el lezzeti denilen gerçek var arkadaşlar. Mesela bende olmayan. Yani yapmaya çalışsam da maalesef bizim ailede 3 kişi de olup bende olamamış o. Annemin de eli lezzetli. Babamın çok lezzetli. Görsel olarak size göstereceğim öğlen yemeğini. İnanamayacaksınız. Keşke tada da bilseniz ama yani korkunç bir el lezzeti dediğim gibi. Dilan'la onu bazen böyle biz annemle kapıştırıyoruz işte. İkiniz de aynı yemeği yapın. Hanginizinki daha güzel olacak falan böyle konuşmalar oluyor. Babam balık ürünlerinde çok daha iyi. Dilan biraz farklı daha böyle. Daha aynen. O birazcık daha o tarz yemeklerden hoşlanıyor. Özellikle bu ara kendisi çok sağlıklı besleniyor. Hamzacığım gelmek ister misin? O annesinin öpücüğünü istiyor bazen. Gel bakalım. Bir kameraya bay bay yapar mısın? El sallamak ister misin? Bu da geldi. Hello. Ama el salla buraya. El salla. Başka bana sormak istediğim şey. Arda yok karıcığım ya. Allah aşkına kapatalım şimdi demişti de. Sen de öyle evet, diyebilirsin. Yani ben seni öyle. Tebrik ederim böyle faaliyetlerde bulunduğun için. Üretiyorum çok baba. Hoş. Evet çok güzel bir şey. Tamam. Sana çok teşekkür yani ediyorum. Ben, sohbetimiz devam edecek zaten beraberiz tatilde. İnşallah. Yemek zamanı. Nasıl yapıyor anne? Bir de nerede? Burger. Burger. Burger.
anda Loni ile annemin yarışması başlıyor. Kim balığı daha önce yedirecek? Evet, çok güzel pişmiş balık. İmam balığı. Anneanneciğim o kadar güzel ki ekmekle. Asil. Burada bak, da büyük bak, kuş bak, var. Lambalar bak 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 bak. Red light. Arkadaşlar burada Asil aşırı zor yemek yiyor. Daha önceden söyledim mi bilmiyorum ama aşırı zor yemek yiyor. Hayır, ben varsa Nasir. Kilosu Allah'a şükürler olsun Hamza'dan çok iyi ama her şeyi seçiyor. Ben ve babası hiç böyle değiliz. Hiç yemek seçmeyiz ama Hamza da böyle değil bak, ama Asil seçiyor. Aferin sana. Aferin Asil'e, aferin sana. Aferin, çok güzel. Önce mi? Biraz evet, balık yemen lazım anneciğim. Hamza da iyi annesi. Aferin. Bravo, bravo, bravo. Bu ünsüz ünlü. Bu ünlü, bu ünsüz. Ünlü, gönüllüler. Niye çıkarıyorsun? Çıkarıyor. Bırak. Kılçık mı oldu? Hayır, yok kılçık. Peki istemiyor. Niye çıkarıyorsun? Tamam, ekmek evet, istiyorum. Hadi. Bitti. Ben çay istiyorum. Çay istiyorum diyor ya. Çay. Oğlum sen ne zaman çay içtin? Allah aşkına baban sana benden gizli ya, çay mı veriyor? Diva Linden. Bir tane Linden. Çay vereyim misin çay? Dedi bilsin bunu bilin bilin. Bakan ne istiyor? Hamza bakan ne verdi anne? Bakan ne? Bye 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 yapar mısınız? Bye 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 bir dahaki tatilde görüşmek üzere. Baba sen de bye bye de. Bye bye. Arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Göcek'ten yarın ayrılıyoruz. Annem babam yarın İstanbul'a dönüyorlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer videoyu beğeniyorsanız lütfen like etmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Herkese çok sevgiler. Hepinizi öpüyoruz. Bye bye. Bir tane öpücük. Herkese bay bay yapalım hadi. Bay bay nane. Abone olmayı unutmayın. Bay bay huyuz. Bay bay. Şöyle yap, böyle yapsana. Böyle. Bu değil. Kuzum. Bay bay.